Devletli valim, sayın belediye başkanımız, şahametli rektör hocamız, çok değerli adliye personeli, en başta sayın başsavcımız ve ağır ceza reisimiz, değerli siyasi parti temsilcileri, sevgili Aksaraylılar, hanımlar, beyler, sevgili öğretim üyesi arkadaşlarım ve öğrencilerimiz. Bugün buraya gelişim sayısını unuttum. Fakat maalesef eskiden Aksaray kasabası yolun üzerindeydi. 960'tan beri birkaç kere uğramıştık. Artık şehrin kenarından geçiyoruz. İçeride ne olduğunu gözleyemiyorsunuz. Tabii bütün Orta Anadolu şehirleri gibi zenginleşti. Daha doğrusu zenginliği harcamaya başladılar. Yoksa burası fakir değildi hiçbir zaman. Gayet bereketli bir ova. Yolların ağzında. Ta Osmanlı devrinden beri Niğde Aksaray'ı denen bu bölgenin öyle büyük bir sorunu, geçim derdi olmuş değil. Anadolu'nun zenginleşmesi, ben size söyleyeyim, birincisi Roma devridir. Çünkü büyük bir sulh sağlanmıştır. Tepelerdeki kaleler bile işsiz kalmıştır, yıkılmıştır bazıları. Büyük bir imparatorluğun getirdiği asayiş ve imkanlarla zenginleşmiştir. İkincisi Selçuklu devridir. Maalesef Osmanlı devrinde Selçuklu devrini geçecek tesisler yapılmamıştır. Hepinizin gördüğü gibi Aksaray'da da mühim eserlerin hepsi Selçuklu İmparatorluğu'ndan kalmadır ve civarda buraya hayat veren eserler de, yani şurada Nevşehir yolundaki Oru Ağzı Karahan vesaire. Bu tarafta en büyük şey Sultan Han'ı, Horozlu Han falan. Bu Sultan Han'ı biliyorsunuz, yapıldığı tarihi bilen var mı? Yok. Zannedim ki böyle koro halde çıkacaksınız yani. Hiç. Hangi yılda yapıldı? Peki kim yaptırdı? Kim? O da yok. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben 965 yılında üniversitede talebeydim. Dediler ki, arka taraf artık susar mı lütfen? Dediler ki, Sampaolesi geliyor. İtalya'nın çok meşhur bir restoratörü, profesör. O zaman yaşıyordu, tabii şimdi çoktan öldü. Fakat ismi yaşıyor halen. Yani ölüme rağmen ismi yaşıyor. Çok büyük bir restorasyon hocası, İtalyanların o malum. O geliyor diye tarih kurumu misafir ediyor o zamanki. Rehberi de, mihmandarı da bir yerde bizim hocaydı, Halil İnalcık Hoca. Meşhur bir alim olduğu için dünyada o ona şey yapıyor. İşte Bedrettin Tuncel Hoca vardı, UNESCO'nun genel kurul başkanı. Bir de asistanları geliyor, hepsi tığ gibi delikanlılar, zengin, iş yapıyorlar çünkü restorasyon. Biz dediler bunların, işte bizi de seçtiler, artık mihmandarlık, hamallık falan yapacağız, üç talebe. Masanın ucunda oturduk. Balin Otel'de yemek yeniyordu. Ve ertesi gün hocayla bunlar şeye gittiler, buralara. Şimdi Sultan Han'ın da Sampaolesi kendisini anlatıyor işte bizim Halil Hoca. Anlatmış olmasına rağmen hangi tarihte yapıldı bu demiş. İşte 1222. Bir daha sormuş, hangi tarihte demiş, 1222 demiş. O tarihte İtalya'da böyle bir eser yok. Ya
Lütfen çok rica ederim, bu işi öğrenelim artık. O tarihte İtalya'da böyle bir eser yoktu demiş. Ve doğrudur, yok. Tabii adam çok büyük bir alim olduğu için kafası şey gibi işliyor fevkalade. Hemen mukayese ediyor. 1213. asrın ilk yarısında ne İtalya'da ki en gelişmiş yer ne de Avrupa'da Sultan Hanı gibi bir eser yok. Refahın ve asayişin belgesi. Yani buranın zenginliği. Kervanlar geliyor, konaklıyor, kapılar kapanıyor, sabah sayım yapılıyor, öyle bırakılıyorlar. Ve kimse de aç susuz kalmıyor içeride. Kale gibi yer zaten. Yola devam ediyor. Her kademede bir han olduğunu biliyorsunuz. Eğer gezmediyseniz gezin, tamam mı? Böyle oturup ondan sonra Horozlu Han vesaire Konya'ya vasıl oluyorsun. Bu büyük bir zenginlik ve ta İran'dan devam ediyor. Bunun yarattığı bir zenginlik var. Bu Osmanlı devrinde devam edememiş muhtelif nedenlerle. Çünkü 15. asırdan sonra dünyada İpek yolu değişti. Deniz yolları kaydı. Bizim Avrupa ve İran'la birlikte yürüttüğümüz savaşlar, askeri masraflar bu gibi şeyleri imkansız hale getirdi. Fakat bütün bunları yaptıran Alaaddin Keykubat'ın kendi sarayı ise mukayese kabul edilmeyecek kadar fakir. Şurada Beyşehir'e gidin, Konya'ya. Orada gölün kenarında Kubadabat Sarayı'na bakın. Ne kadar mütevazi bir şey. Ve Konya'daki sarayın yıkıntısı var sadece, o da öyle. Bu bir devlet anlayışıdır. Topkapı Sarayı da çok mütevazidir. Asıl olan şehrin camileri, medreseleri, kervansaray yok İstanbul'un içinde tabii ama imarethaneleridir. 16. asırda bile gelip gidenler bunları huşu ile hayretle anlatıyorlar. Bu çok önemli. Türk devlet yapısının esası budur. Biz devletiz. Türkiye'de devlet mukaddes bir olgudur. Bunun izahı yoktur. Sizin siyaset ilmi ve hukuk okuyanlarınız var. Devletin ne olduğu üzerindeki konuşmalar, ben size söyleyeyim, hamamdaki dedikoduların bir derece üstündedirler. Hiçbir zaman iki kere iki dört eder gibi veya kimyadaki bazı işte iyonlaşma teorileri gibi veya efendime söyleyeyim tıptaki kanser teorileri gibi akla yakın ve pratiği aksettirecek şeyler değildir. Rousseau'nun devlet teorisi de, Jean-Jacques Rousseau'nun, çok ayrı bir şey gider, laik görüştür. Tarzı izahı itibariyle çok tartışılır. Cevdet Paşa merhumun devlet teorisi de çok kıymetlidir. Tabii ki bir Müslüman din bilginin teorisidir. O da öyle tartışılır. Yani hiçbiri de birinden daha iyi bir şey değildir. Öyle şeylerden de vazgeçin. Bunlar felsefi teorilerdir devletin kökeni için. Ama devlet mevcuttur. Tıpkı elektrik gibi. Niye nasıl olduğunu bilmezsiniz. Niye olduğunu ama nasıl olduğunu bilirsiniz. Adamı çarpar. Ve devlet dediğimiz şey çökmeye başladığı an toplum mahvolur gider. Hele Türk milleti. Bizde her şey devletin temel unsurları olan ordu, bürokrasi ve kanun ve yargıyla mülke mücehhezdir. Bunlar olmadığı takdirde toplum dağılır. Müteşebbis insanlarımız vardır, fabrikalar kurarlar, ticaret yaparlar. Ama bunların hepsi de izmihlale mahkumdur. Çünkü bu üçü olmadan iş yürümez. Böyle teoriler terstir. Efendim zenginleşirsek devlet iyi olur. Hayır, devlet iyi olacak ki zenginleşeceksin. Donanma, bahriye kudretli olacak ki
ticaret filonda rahat rahat geçsin emniyet içinde. Yoksa hiçbir iş yapamazlar ve armatör diye ortaya çıkanlar sadece macera perest, hiçbir zaman ciddi işler, büyük işler yapamayacak adamlar olurlar. Yani hasır milyarderidirler, kapkaççı, gel git. Onunla bir memleketin ticaret filosu zenginleşmez. Bundan dolayı Türkiye'ye düşman olan insanlar Türkiye'de Bahriye'nin, ordunun gelişmesini istemezler. Bu çok açıktır. Rahatsız olurlar bundan. Yani adama diyorsun ki bu ordu sizi koruyor NATO sistemi içinde. Çünkü NATO devletlerinin orduları yok. Britanya'nın donanması var, kara ordusu artık gerilemedi. Ne zamandan beri geriliyor? Ha? 2. harpten beri aslında ama 1. harpte de görüldü. 1. harpte İngiltere devleti 4 sene Türklerle kavga etti. Hiç unutamayacakları bir rezalet. Yani İngiliz İmparatorluğu tarihinde 4 sene hiç kimseyle kavga etmemiştir. İşleri çabucak bitirirler. Napolyon'la bile 4 sene kavga etmediler. Geldi Dük de Marlborough, pardon Wellington, canına okudu herifin gitti. Bahriye zaten daha Mısır'da terbiyesini verdi Napolyon'un. Önce Abukir'de, arkadan Trafalgar'da Nelson hak ile yeksan etti Fransız donanmasını. 4 sene adamlar kimseyle kavga etmediler. 4 sene boyu Türklerle kavga ettiler. Süveyş cephesinde maalesef beceriksiz bir komutan yüzünden lüzumsuz ve zamansız atakla gerilemek zorunda kaldık. Filistin'de uzun uzun dayandık. Çanakkale'de geçirmedik Bahriyelerini, kara ordularını da durdurduk. Bir, orada dediler ki Almanlar bizi bilmem ne yaptı. Almanlar orada mevki komutanı Liman von Sanders, müşavirleri var. Bir takım teknik adamlar var ama onlarla iş yürümez. Türk ordusunun kurmayları, yani kurmay eğitimine erkenden başladığımız için 19. asırda herkes gibi büyük komutanları vardı. Bunların adını biliyorsunuz. Komutanın muavini olan Liman von Sanders'in Esat Paşa, fişek gibi bir adam. Yanya Muharebesi kahramanı. Balkan'da Yanya'da uzun uzun savundu orayı. Efendime söyleyeyim, tabii ki Kazım Karabekir, o zaman daha henüz albay. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa değil, o da o zaman albay. Ve sıra böyle gidiyor. Sıra böyle gidiyor. Liman von Sanders'in emirlerini tenkit ediyorlar ve karşı geliyorlar. Adam akıllı. Bütün Alman generallerin içinde en aklı başında olanı. Dinliyor, hak veriyor, emri geri alıyor. Yani savaşı bunlar yapıyor. Demek ki neymiş? Bazı gazetelerde bazı serserilerin yazdıkları gibi efendim Çanakkale İngiliz ve Alman komutanlar arasında kavgaymış, biz de herhalde çubuğumuzu yakıyorduk. Bu son derece terbiyesiz, gayri ilmi, milletin tarihini saptırmak ve insanları dejenere etmek, fikri dejenerasyona götürmek için ortaya çıkan insanlardır. Yapanlar da hepsi cahildir. Bu lafları etme yetkileri, selahiyetleri olmayan kişilerdir böyle. Mesela diyor ki fesli adam, Yunanlılar gelse daha iyi olurdu diyor. Bunu diyen adam, bunu nereden diyor, aklım ermiyor. Çünkü bu adam Karadeniz'de Yunanlılar Pontuslardı, yerliler, kavga edildi onlarla. Çete savaşları vardı. Orayı işgal eden Rusya'ydı 1. harpte. Hiçbir zaman öbür savaşlardan haberi yoktu o bölgenin. Bunu söylüyor ve takdis ediliyor herif. Herkes adamı hoşluyor. Böyle bir lafı Fransa'da edemezsin.
muhtemelen seni elektrik iskencesine tutup hapse de tıkmazlar ama sülaleni de bir daha iflah ettirmezler orada. Ta ki defolup Kanada vatandaşlığına falan geçip gidene kadar yahut Avustralya'ya. Böyle bir laf eden adam profesör olsa itilir. Böyle bir laf eden adam yaşatılmaz. Böyle ters laflar eden adamları işkenceye tutmayabilirler. Siz duymuşsunuzdur, McCarthy komisyonu vardı 1950'lere doğru. Komünist avına çıktı Amerika'da, solcu avına. Senatör McCarthy bir kurul kurmuş senatoda. Buna yetkisi vardır Amerikan senatosunun. Çünkü kuvvetler ayrımı, başkan, senato ve yargı. Senatonun bazı şeyleri soruşturma, yargılama, investigate etme, sorguya çekme yetkisi vardır. O iş başkana ait değildir sırf. Çağırıyor. Heriflere bir şey yapmıyor. Ne tokat atıyorlar, ne hapse atıyorlar. Bir müddet sonra hepsi ağlaşmaya başlıyor. Vallahi ben komünist değilim, beni falan kandırdı falan diye gazetelere ilan veriyorlar. Arthur Miller gibi, Elia Kazan gibi başı göklerde gezen büyük rejisörler, yazarlar. Çünkü heriflerin ertesi gün ekmeği kesiliyor Hollywood'da. Ekmeği kesiliyor, sokakta kalırlar. Ve diyor ki adamlar, sen çok iyi bir rejisörsün, sen çok iyi bir senaryo yazarısın ama ben sana bir şey yapamam, sen komünistlermişsin falan. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun çocuğum? Gazeteye ilan verirsin, bu işleri reddedersin, ilgin olmadığını söyler, ağlaşırsın diyorlar. Herhalde hapse girmekten çok daha kötü bir durum bir münevver için. Böyle şeyleri yazmak Türkiye'de mümkündür. Çanakkale'de savaşmışız da ne olmuş? Zaten geçmiş gemiler. Evet, geçtiler. 1918'de geçtiler mütarekeden sonra. Geçenlerin pestili çıkmıştı artık. İngiliz ve Fransız donanması birbirine düşman oldular Çanakkale'de. Fransız donanması ağır darbe yedi. Ve bir daha ilelebet düşman oldular birbirlerine bütün ikinci harp boyunca. Geldiler şehre, asayişi temin etmek için Yunanistan'ı getirmek istiyorlar. Yorgun İngiltere. Yani Mustafa Kemal Paşa Filistin cephesinden, Suriye'den geldi biliyorsunuz. Artık teslim olmuşuz. İşte görüyor durumu zırhlılar. Geldikleri gibi giderler diyor. O böyle bir kızgınlık, bir şey, beddua falan gibi bir laf değil. Yani geldikleri gibi giderler, durumu görüyor. 915'te gelselerdi diyemezdi o lafı, demezdi aklı başında bir adam olarak. Çünkü gelselerdi kalırlardı, anladınız mı? İstanbul demek giderdi elden, Ege giderdi. İşte biz de buralarda otururduk Tuzgölü civarında. Bunlar çok açık şeylerdir. Şimdi ben size bunları kısaca söylemek istedim. Çünkü bu memleketin tarihi içinde son kalkınma hiç şüphesiz ki ikinci harpten sonra demokrasi devrinde olmuştur. Yani insanlarımız daha bir müteşebbis hale geldiler. Kanunlar daha fazla kitlenin lehine oldu. Bir takım köylüler gidip kaymakam şikayet etme durumuna geldiler. Tahsildarlar falan çekildi sınırdan. Bunlar önemli şeyler. Ama bir başka hastalık daha geldi. Partizanlık. Bir uçtan öbür uca gittik. Bu iyi bir şey değil. Ve ikiye bölünme çıktı. Bu ikiye bölünme demokratik toplumlardaki ikiye bölünme de değil. Onu da size söyleyeyim. Her yerde var ikiye bölünme ama bu şekildeki olmaz. Bu 50 senede geldiğimiz yerdir. Ve bazı dallar ihmal edildi. Hayvancılık, tarım. Böyle bir şey olmaz. Hayvancılık ve tarımın ihmali Sovyetler Birliği'ni yıktı. Tamam mı? Çünkü insanlar Ay'a gidiyorlar ama açlıktan da geberiyoruz demeye başladılar.
Orta Asya devletlerinde et bulunamıyor. Börekleri patatesle falan yapıyorlar, konuşuyorlar. Bilmem Ukrayna'da domuz bile bulunmuyor, en bol et. Kuyrukta geçiyor ömürleri. Söylenmeye başladılar. İktisadi sıkıntı, aya giden ve dört bir yana saldıran bir büyük devleti izmihlale sürükledi. Bu hallere geldiler. Onun için her şeyden evvel üretimin düzeltilmesi lazım. Bunları söylüyorum Cumhuriyet'in ne olduğunu anlamamız için. Niçin bu idare lazım bir idaredir? Ve niçin bu idare tek parti diye bir süreçten geçmiştir? Bazı böyle adamlar var, ihtiyarlar, hak veriyorum tabii. Efendim diyor, tehsillerin zulmünden bıktıydık. Doğru. Benim nüfus kağıdımda doğum tarihim günü belli olmasına rağmen 47 yazıyor. Çünkü nüfus memuru olacak hödük iki kelime daha yazmaya üşeniyor. İki rakam daha yazmaya. Böyle heriflerdi. Nüfus memuru bile Allah! Yaşayan Olimpos tanrısı gibi bir şey, tövbe, geziyor kasabada böyle. Yani felaket adamlar. Çok korkunç şeyler var. Onun için bunlardan buraya geçmek önemlidir. Fakat işi istismar etmemek şartıyla. Bunlar önemli. Şimdi bir ikinci husus üzerinde durmamız lazım. O da şudur. Türkiye dış ilişkiler bakımından da, askerlik bakımından da bazı sloganları kabul edemez. Demilitarizasyon boş bir laftır. Türkiye askersiz ve ordusuz yapamaz. Burası Lüksemburg dükalığı değil, bunu kafanızdan çıkarın. Böyle asker düşmanlığı olmaz. Saidi Nursi bile 31 Mart ayaklanmasında demiştir ki, bunu bilen bilir. Ben söylemiyorum ilk defa. Askerleri biliyorsunuz, harbiyelileri vuruyorlardı köşede, o şey alayı, avcı taburlarının onbaşıları, erleri. Bu demiştir bir rezalet, bu bir anarşi, izmihlal dediği şey yani, bu bir rezalet. Yani bir İslam devletinin fenni ordusu, muasır fenni ordusu fevkalade önemlidir. Sen nasıl oluyor da bir zabiti yok ediyorsun cahil halinle? Yani şey mi olacağız burada, böyle kurda kuşa yem mi olacağız diye, çok açık. İkincisi, asker eğitimi bizde 19. asırdan değil 18. asırdan beri çok önde gider. Niye? Çünkü Viyana kuşatmasını yapamadık, beceremedik. İkinci Viyana'yı kuşatamadık. 17 sene çekilme harpleri yaşadık. Yer yer başarı gösterdik. Ama sonunda Zenta'da, bugünkü Sırbistan'da genç bir Avusturya generali, Avusturyalı değil, Avusturya hizmetinde, Fransız gibi biliniyor, Ojen, Prens Ojen, o da değil, İtalyan asıllı. Daha doğrusu ne olduğu pek belli değil. Yani jeneoloji dediğimiz şecere ilminde dedikodu olmaz. Çünkü 14. Louis'nin bir kız arkadaşı vardı, Olimpia. Olimpia Kardinal Mazarin'in, başbakanın yeğeniydi, hoş bir kız. Bunlar beraberken birdenbire Mazarin devletin vücudu ve hikmeti için İspanya prensesini gelin diye getirtti. Ki çok önemli, bugün İspanya'ya hakim Bourbonlar onun için. Annesine de kıza da güle güle dedi. O kızın oğlu, nereden olduğu belli değil ama çok zeki olduğu belli. Bizim tarihimizde böyle şeyler vardır. Babası tara belli, anası da belli ama evlilik türünü olmayan. Bir tanesi Don Juan d'Austria yine baktı da mesela. Öyle. Yani Ojen de öyle. Şimdi orada görüldü ki bizim ordumuzun artık topçuluğu, süvariliği, cerrahi nizamı yürümüyor. Yürümüyor, gördüler bunu. Ve derhal ıslahata başladık. Mühendishaneler, topçu okulları, Bahriye Mektebi.
cerrah yetiştirmek için tıp fakültesinin, tıp mektebinin ıslahı, matematik okutulması, mekanik ilmi topçuluk için, kimya tabii, eczacılık derken iş maliyenin ıslahına kadar geldi. Her şey askerden çıkar. Mimar da oradan çıkar, ressam da oradan çıkar, müzik de. Türk devletinin yapısı budur. Daha sivilleşemedik o alanlarda. Çok açık. Onun için böyle Türk medeniyetinin esası olan bir müesseseye karşı herkesin çok dikkatli bakması lazım. Maalesef politikacıların bu alandaki tavırları ve bilhassa Amerikan çevrelerine bulaşık münevverlerin kendi görüşleri ve propagandaları fevkalade yanlıştır. Ve bunlar hem solcudur hem sağcıdır. Hem dindar gruplardan gelmektedirler hem de eski sosyalist gruplardan yanlıştır. Yanlıştır, yanlıştır. İnsanlar istediğini olabilirler, tutarlı olmak zorundadır. Adamın birisi belediyede müşavirdi, şimdi mebus. Kalkıyor, orduya saldırıyor. Dedim ki İslam'da orduya saldırılmaz. Bunu ta 1980'lerin başında söyledim. Çünkü öbür dünyanı hazırlayabilmen için bu dünyanın temin edilmesi lazım. Böyle o Hristiyan nazariyesidir. Kiliseden başka bir şey yok. Onu söylüyor öyle ama ordusunu ve devletini de kuvvetlendiriyor. Yani ordusuz da olmaz hayat. Yani evvela bu dünyada asayişini ve kendini temin etmek zorundasın ki ibadetini de yapabilesin. Bu çok kesin bir şeydir. Ordusuz sosyalist devlet de olmaz. Olmaz. Bunu ikinci harpte gördünüz. Eğer orada ordu olmasa mahvolurdu Sovyetler Birliği. Rusya biterdi. Çünkü Almanya gibi bir düşman pek görünmez. Nitekim örneği İspanya'da görüldü. Ordularını ihmal ettiği için solcular tarumar oldular. Gene işte içeriden birileri çıkıp Franco falan ortalığa düzen verdi. İyi bir düzen değildi. Bu çok açıktır. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi vakti uzatmadan cumhuriyet nedir? Oraya gelebilmemiz için. Cumhuriyet kelimesi Arapçadır. Fakat Araplara has bir icat değildir. Onu söyleyeyim size. Azerbaycanlı dostlarımıza Respublika'yı niye kullanıyorsunuz dedim. Sizin Cumhuriyet çok mu Türkçedir dedi. Gramerine bakarsan Türkçe değil ama Türkçedir dedim. Senin Respublikan gibi değildir. Çünkü Cumhuriyet Arapça bir kelimedir. Kökü doğru. Nereden geliyor? Ha? Nereden geliyor? Cumhur işte, Cumhur İttifakı deyip duruyorlar ya, cumhur. Cumhur ne demektir biliyor musunuz? Ne demek? Ha? Halk ama ne halk öyle? Publika gibi halk değil yani. Respublika Latince cumhuriyet halk şeyi demek. Halk şeyi. Ve bitişik kelimedir, birleşik kelimedir ama İkisi ayrı çekilir. Republikam, rebus publicis falan diye. Yani bir kavram oturmamış aslında. Cumhur halk değildir, ahalidir, gruptur. Ahali. Hiçbir şekilde bir tüzel kişiliği, bir şahsiyeti oluşmamış bir kalabalıktır. Binaenaleyh bazı kelimeleri doğru kullanmak gerekir. Cumhurun ittifakından hiçbir şey olmaz. Anladınız mı? Yanlıştır. Çünkü cumhurun ittifakı çarşıdaki bakkal, yanındaki kasap, öbür taraftan geçen Hanife kadının bilmem nenin fikir birliği de olabilir. Cumhur ittifakı. Küçümsenecek bir şey değildir ha. Her türlü bir araya gelmeye varız. Fakat bununla bir toplum oluşumunu, bir millet doğuşunu temin edemezsiniz. Bu yanlış bir kelimedir. Kaddafi zavallı cumhur kelimesini çok ciddiye aldı. Cemahiriye dedi Libya için. Araplar güldü en başta. Olmaz.
Halbuki bizim Cevdet Paşa'mız son derece akıllı, hem hukukçu, hem filozof, hem de yani 19. asrın dehalarındandır. Hem de fevkalade gramer bildiği için cumhurdan cumhuriyeti türetti. Çok önemli. Cumhurdan cumhuriyeti türetti. İşte o cumhuriyettir ki insanlar arasında ittifakı, tartışmayı birlikte yürütmeyi temin eder. O bakımdan cumhuriyet Türkçedir ve herkes de bizden aldı. Araplar da, İranlılar da. Bunun gibi çok kelimelerimiz vardır. Mesela millet. Millet demek dini bir cemaat demektir. Bizim anlamımızda nasyon diye kullanılması bizim icadımızdır. Teşkilat-ı Esasiye bizim kelimemizdir. İktisat bizim kelimemizdir. Çünkü ilmi menzil denirdi ona. Ekonomikos'un Arapçaya çevirisi. En önemlisi, şimdi Allah düşürmesin inşallah gene, mali kriz, buhran-ı mali dedi Cevdet Paşa. Arapçada yoktu bu. Buldu. Buhran-ı mali, kriz finansiyer karşılığı. Onun için Türkçe'de böyle bir sayfalar dolusu iktisadi, mali, siyasi tabirler vardır. Onları biz icat etmişizdir. Bu çok önemli. Bunları bilmemizde fayda var. Çünkü bunu biz incelemedik. Onu da gene bir Yahudi alim inceledi. Çok enteresan. Yani şeyin, Bernard Lewis'in talebelerinden birisi bunu doktora diye yaptı. Şimdi yani adama casus dersiniz. Peki bütün bu zenginlikleri görmeden yan gelip yatan, saçmalayan biz mi casusuz yoksa onlar mı casus? Soruyu atmak lazım ortaya, değil mi? Bunlar çok önemli şeyler. Mesela bir takım eserler Osmanlıcadan çevrilmedi hala. Bunlar sizce çok mu doğru dürüst işler? Bunlar ihanettir bir nevi kültüre. Evet, Birinci Cihan Harbi'nde, Balkan'da, İstiklal Savaşı'nda dünyanın iki kültürüne sahip olan gençlerimizi yitirdik. Bunu hala telafi edemiyoruz ama siz de artık uyumayın yani. Şurada 15 günde öğrenirsiniz bu işi. Sorsam, anket yapsam şu Aksaray'ın üniversite gençliğinde bile kaç kişinin bildiği su götürür. Ondan sonra İmam Hatip'te adam okutuyoruz. Adamlar hiç Elif Maksure diye bir şey bilmiyor çocuklar, adam demeyeyim. Yani Musa'yı da, Miza'yı da, İsa'yı da Elif çekip yazı veriyorlar, öyle mi? Doğru, böyle. Bir tanesi Hasan'ı Elif'le yazdı. Hasan kelimesi var ya, ondan sonra Elif çekti. Nedir bu ya, bu ne rezalet dedim. Fakat sonra çocuk Rusya tarihinden çok iyi bir kağıt yazdı. Zeki bir oğlan, Üsküdar İmam Hatip'li. Kim bu kağıt dedim, okuyorum, ismine bakmıyorum. Hasan'ı Elif'le çeken dediler herkes. Yani demek ki zeki çocuğa mektepte daha bir Hasan'ı yazmayı öğretememişiz. Memlekette mühür ve mektep kurmakla iş olmaz. Kurduğun işi ciddi yapacaksınız. Cumhuriyet idaresi bir kaçınılmaz gelişmedir. Çünkü biz Birinci Cihan Harbi'ne en istemeden giren devletiz. Düpedüz Rusya korkusuyla bu işe girdik. Rusya'dan da niye korktuk? Size onu söyleyeyim. Plevne Savaşı'ndan sonra yenilen bizdik. Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geldi ama aynı zamanda da anladılar ki bunlar Çetince'miz. Osman Paşa gibi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi mareşallar var. Fevkalade askerlik bilgileri, cesaretleri var. Ve alta kadar gidiyor. Yabancıları okuyun, kendi tariflerimizi değil. O iki ordunun nasıl canhıraş ve cesurca çarpıştığını anlatırlar. Avrupa'da hiç kimse öyle çarpışmaz. Çok enteresan. Ve sonunda herifler bitap düştü zaten. Ve Aya Stefanos da bize dikte ettiklerinin hepsi
Berlin'de çözüldü. İngiltere ve Almanya böyle anlaşma olmaz dediler, iptal ettirdiler. İmparatorluğun Balkan kesimi bir kısım, bir müddet için daha kaldı. Tabii birisi Kıbrıs'a el attı. Avusturya gitti, Bosna'yı işgal etti, Yeni Pazar hariç olmak üzere. Bu bir ihanet belgesi değil, mecbursunuz. Sultan Hamid hayatına yenilgiyle başladı. Ona sormadılar harbe girerken. Çok açıktır. İdare-i maslahat edilmesi gerekirdi. Bu Rusya için de doğrudur. Nitekim Rusya Hariciye Nazırı Gorçakov çok akıllı bir diplomat. Berlin'de dedi ki bu kadar asker, bu kadar para hepsi boşuna dedi. Bunu karşı tarafı protesto etmek için Alman, İngiliz'i, İsrail'i değil, kendi çarını ve Rusya'daki kendi milliyetçilerine diyor. Eşeklerin yüzünden bir harbe girdik Türklerle, sonu bu oldu diyor. Açık. Çok açık yani. Avrupa'da bir takım insanlar karşıydı Rusya'ya. Çok açık. Çünkü Rusya onların karşı olacağı bir durum. Efendim Avrupalı değilmiş. Ama da palavra. Yani Rus edebiyatı olmadan Avrupa edebiyatını kim okur be? Yani ben Tolstoy ve Dostoyevski olmasa, efendime söyleyeyim, Flaubert'le falan mı vakit geçireceğim? Olur mu öyle şey? Yani Rus müziği olmadan Avrupa müziği olur mu? Çaykovskiler falan, Rachmaninovlar olmadan, o ressamlar olmadan, hele birinci harbe girerken ne kadar avantgardları var. Mühim olan o değil. Mühim olan böyle taze kuvvetlerden korkarlar. Türkiye taze bir millettir ve büyük bir millettir. Her zaman da böyledir. Bundan korkarlar. Bunlar en miskin zamanda bile, en yenilgin görüldüğü zamanda bile bu Türk milleti gelir, alttan gelir. Akıllı adam bunu görür. 1919'da Venizelos General Metaxas'a dedi ki, Anadolu ordusuna sen komuta edeceksin, İzmir'e ve Anadolu'ya çıkacağız. Megali idea dedi, sosyalist. Metaxas kralcı, muhafazakar. Siyasi görüşüme rağmen bana böyle bir görev veriyorsun, bunu takdir ettim dedi. Çünkü çok iyi bir komutan. Fakat dedi böyle maceralardan vazgeçin dedi. Yunanistan'ın yeterince toprağı var. Nüfusumuzu da besler, kalkınat Belçika oluruz. Böyle maceralara girişme dedi. Bu gördüğün adamlar dedi, bugün orduları teslim alınmış ve yenilmişler. Çıkarsın bir sabah karşına çıkıverirler dedi. Ve çıktılar, öyle oldu. İzmir'e çıktıktan sonra Yunanistan bir takım çeteler, bir takım şeyler, kuvvetler, direnişler. Ve ama 1,5 sene sonra herifler karşılarında ordu gördüler. Bu çok açık bir şey. Ve teşkilatlanmasını gördüler yani. 20'de bir meclis kuruldu. Ankara'da bir hükümet teşekkül etti. İstanbul'un parçası, onun kurtarıcısı gibi görünüyor ama öyle. Bu çok önemlidir. Bunu gördü insanlar. Bir takım başka komutanlar da gördüler bunu. Bu Yunanistan'ın önemli bir komutanı. Bizdekiler gibi orada da görenler var. Tabii herkes göremiyor. Herkesin görüşü kuvvetli değil. Onun için İstiklal Savaşımız bir yerde hainlerle şeylerin arasında olmaktan çok uyanamayan, çekinen insanlarla hakikaten çılgın, atılımcı, etrafı gören insanların savaşıdır. İstiklal Harbi'nin içinde bile Kazım Karabekir Paşa hem çok başarılı hem büyük bir komutan ama bir yerde bir kurmay olarak mantıki görünüyor. Böyle İstanbul, İzmir, Antalya'yı kurmak için, kurtarmak için fazla uğraşmayın, eldekini de kaçırırız diyor. Yani adam Alaaddin Keykubat Türkiye'siyle idare edelim şimdi diyor. Halbuki öbürü ilk hedef Akdeniz diyor. Bu başka bir şey. Bunu anlamak için insanların
askeri terbiyeden geçmesi lazım. Bu kavmin demilitarize olma hakkı yok. Daha çok uzun zaman için. Böyle sevdalara düşenler ya ahmaktır yahut da hakikaten kusura bakmasınlar başka merkezlerden alıyorlardır talimatı. Bunu söylemekte hiçbir beis yok. İsteyen istediğini söyler. Demokrasi var. Ama lütfen herkes de uyanık olsun. Ahmaklığa hiç kimsenin de hakkı yok. Onu belirtmek isterim. Ve size söylüyorum, Millet Meclisi de niye kuruldu? Kuruldu çünkü meclis toplanmadan evvel şurada aşağıda başladı kavga Fransızlarla. Dört yolda. Ardından Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da başladı. Ve zaten daha meclis kurulmadan evvel Fransa orada çekildi. Durdu. Yani ileri noktalardan çekildi. Çukurova meselesinde, Maraş'ın kuzeyinde. Çünkü Fransa'ya verilen arazi Malatya'yı falan da içeriyor. Yani ta yukarı kadar çıkacak. Hiç çıkmadılar. Aptal değillerdi. Bir yanlış anlaşılan olay vardır Türkiye tarihinde. Mareşal Franche Depre, Balkan bölümünde Fransa'yı temsil ediyordu ve orada Bulgarları falan yendi. Franche Depre, Birinci Harbin önemli mareşallerindendir. Foch gibi, Mareşal Foch gibi, Mareşal Petain gibi önemli biridir. İstanbul'daki Fransız komutanlığı ona verildi. Şehre girerken at üstünde girdi. Biraz tiyatraliteyi sever Fransızlar. Tabii bütün o böyle azınlıklar falan yollarda bunu alkışlıyorlar falan böyle. Milliyetçiler YS'e kapıldılar. Meşhum gün diye Süleyman Nazif yazı yazdı. Bu o günün yazdığı bir şeydir. O yazıyla ve o at üstünde oturan Mareşal'la Fransa'nın tutumu anlaşılmaz. Fransa çok erkenden İngiltere'nin kazığını yediği için muhtelif safhalarda İngiltere'ye güvenilmez bir müttefik olarak bakıyordu. Ve Franche Depre dedi ki bu Anadolu'dakiler, genç Türkler ne varsa bunlarda var dedi. Öyle dedi, buradaki ihtiyar Türklerle fazla ciddiye giremezsiniz. Çok açık. Bunu söyledi. Ve Sur içi İstanbul işgal bölgesiydi. Orada milliyetçi hareketler, silah kaçırmalar daha rahat yapılıyordu. Hatta meşhur bir olay var. Kaporal onbaşı mangasıyla geziyor. Adamın biri de kayığa silah yüklüyor kum kapıda. Bakmış, ne bu demiş, Kemalist bombom demiş. Böyle bombom demiş. E bu monsieur demiş herif. E abon demiş, allezi, yallah demiş. Hadi iyi. Yani herifin derdi değil, İngiltere'nin menfaati olarak görüyor bunu. Bu çok önemli. Kusura bakmayın, biraz hastayım çünkü işittim. Bu önemli bir olay. Şimdi Franche Depre şunu da demiştir. İngiltere, İstanbul ve Boğazlar ve Trakya'nın zaten Trakya'yı bırakmıştı. Şeyini, asayiş ve idaresini Yunanistan'a vermek istiyor. Bu çok açık. Hatta damat Ferid'in üvey oğludur. Yani Mediha Sulhanlı oğlu, padişahın yeğeni tabii. Anadolu'ya geçmek istiyor. Bunu haber alıyorlar İngilizler. Geliyor komutan, diyor ki, diyor şehzadeye, diyor prense, diyor geçiş tezkeresi pasavanda verebilirim diyor. Hatta diyor zat-ı şahane isterse o da geçsin diyor. Muhriplerle refakat ederiz diyor. Fakat bizim de tahammülümüz bitti artık. Yunan ordusu bekliyor asayişi sağlamak için diyor. Yani herkesin kendine göre bir tehdit noktası var ve bunu düşünüyorlar. Franche Depre dedi ki böyle bir rezalet olmaz dedi. Yunan ordusu burada asayiş sağlayacakmış. Yaptığınız an Çukurova'daki 40 bin kişiyi yolluyorum bu tarafa dedi orduyu.
Yapar mısınız sahi dediler. Evet yaparız dedi. Biz yaparız dedi. Bu kadar açık. Bunların bu çatışmaları iyi bilmek lazım. Türk Kurtuluş Savaşı büyük bir askerliktir. İlk defa ricat sistemini kullandık. Düzenli geri çekilme, biz bilmeyiz o işi. Ve ilk defa da diplomasiyi çok etkili kullandık. Kimi kime? İtalyan'ı Fransız'a, İngiliz'e, Fransız'ı İngiliz'e karşı kullanma işlerinden istifade ettik. Unutmayın, harbin içinde Fransa'da, Paris'te iki tane temsilciliğimiz vardı. Biri İstanbul'dan gelen sefir, Maslahat Güzel. Öbürü de Ankara'dan gelen temsilci, Müfittek. Onlar ikisi birbiriyle de iyi geçiniyorlar. Hatta ziyafet verirken Ankaralı Müfit Bey öbüründen ödünç tabak çanak alıyormuş buralar. Çünkü Osmanlı sefareti daha donanımlı tabii. Bunlar bir insanların tezatlarıdır. Bu memleket tezatlar içinde herkes kurtarmak istiyor ama kimse yöntem bilmiyor. Bunu yapanlar gene bunlar oldular, askerler oldu. Tertiplediler. Yoksa herkes savaştı. Her sınıftan insan bu gruba dahil oldu. Kimseyi tarihçi olarak hakkını öbürüne yedirmek doğru değildir. Şimdi Cumhuriyet ilan edilmeden evvel biliyorsunuz Lozan meselesinde sınırlar tespit edildi. Ve orada yapılacak iş şudur. Biz Lozan'da gerçekten bir sınır tespiti yapmadık. Çünkü sınırlar bize barış masasında verilmez. Tarihte o işler sadece Yunanistan'a has bir nimettir. Öyle kimse Türklere gelmediği, gitmediği, sopasıyla hak etmediği yeri Atiye diye vermez. Yok öyle bir şey. O dün de yoktu, bugün de yoktu. Efendim Amerika ne biçim dost? O kadar dost sana hiçbir yeri koklatmaz. Amerika'nın başka dostları var, başka güvenlik mekanizmaları var. Yani Amerika onlar yetmezse başkasını da sokmaya çalışır. Mesela Fırat'ın doğusundaki adamların batısına geçmesini istiyor Amerika. Bu istiyor ama bu oranın da şeyini alt üst eder. Çünkü o bölgede 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene boyu bak tarihe şeyler yok. PKK'nın savunduğu kitle yok. Bunlar başka yerde. Kobani Mobani değil o. Aynul Arap, Arap bunları. Onlar da kumpanyadan bozma. Bağdat Demiryolu Kumpanyası'nın orada bağlantı istasyonu var. Telaki noktası. Almanlar demiryolu yaparken bina yapar, hastane kurar. İşte bilmem ne yapar böyle. Ondan dolayı kumpani olmuş adı Arapçada. Kumpani, pek söyleyemiyorlar. Kumpaniye gidelim, alışveriş edelim. Kumpaniye gidelim, doktor vardır. Cerrah vardır. Kumpani oldu Kobani. Hiçbir şekilde orası birilerinin ana yurdu değil. Bunun bilinmesi lazım. Şimdi onu buraya iletmeye çalışıyor. Bu yürümez. Çünkü bizim sınırımızın içine girecekler. Bu bakımdan böyle bir şey. Adam bunu size bırakmaz, sizi tutmaz. Yok öyle bir şey. Rusya da tutmaz fazla. Hiç kimse tutmaz. Bunları açıkça bilmek lazım. Türkiye masada hiçbir şey kazanmaz. O başka türlü kazanır. Biz İstiklal Savaşı'nda süngülerimiz nereye girdiyse, nereleri istirdat ettiysek orayı aldık. O tartışılmadı Lozan'da. Öyle bir sınır kavgası yok. Lozan'da başka kavga var. Kapitülasyonlar kalkar mı, kalkmaz mı? Şey diyor ki Lloyd George, onun adamı Lloyd George'un, Lord Curzon, dış bakan, İsmet Paşa'ya, bu diyor, siz diyor bize Mondros Mütarekesi'nde böyle bir söz verdiydiniz diyor. Birinci harbe girerken diyor, kapitülasyonları kaldırdınız ama diyor,
biz kapitülasyon kaldırdık diye düşmanlardan vazgeçin. Müttefikimiz Almanya bile kudurdu. Sefir geldi Maliye Nazırı'na hakaret etti Cavit Bey'e. Cavit Bey tabii öyle edepsizliğe papuç bırakacak bir herif değil, o da ona etti. O daha beter bir adam çünkü Wangenheim'den. Yani bu böyle hazmedilmemiş bir şey. Mondros'ta ışık yakmışız yeniden gözden geçirip. Bunu söylüyor. Öbürü de dedi ki haklı olarak ben buraya Mondros'tan gelmiyorum ki Mudanya'dan geliyorum dedi. Herif kudurdu çıktı, toplantıyı terk etti. İki kere kesildi yani biliyorsunuz Lozan. Çok açık bir şey. Bunları Cumhuriyet'in kuruluşu için hallettiğimiz bazı meseleler. Ve şunu size açıkça söyleyeyim, bu fakir bir cumhuriyetti. Çünkü imparatorluğun verimli kısımları gitmişti, sanayili kısımları gitmişti. En kötüsü imparatorluğun yetişmiş nüfusu gitmişti. Yani köylünün, çiftçinin iyisi, esnafın iyisi. Sınıflar boş kaldı be, entelektüeller gitti. Bizim hocamız Sıddık Sami Onar diyor ki, çıktım yedek subaylıktan diyor, daha lisedeyken alınmış Mercan İdadisi'nde. Harp bitti gittim diyor, işte devam edeceğim, ikinci sınıfı bitirdik, üçüncü mevkiye gideceğiz diyor. Efendi siz galiba uyuyorsunuz demiş, ne üçüncü sınıfı demiş, doğru Darülfünun'a yallah demiş. Yani normal liseyi bitirmeden hepsi Darülfünun'a. Ankara'da Ziraat Enstitüsü'ne ve hukuka ortaokul mezunlarını aldılar. Hoş ortaokul mezunları bugün kiliselerle falan da mukayese kabul etmeyecek kadar düzgün Türkçeleri olan adamlar. Mesela bir efsane vardır, Vehbi Koç cahil bakkal diye. Değil. Çünkü Ankara Sultanisi'nin orta mektep mezunu ve birinci mecliste zabıt katibi. Şakır şakır not tutuyor. Öbür tutanlar da Sıpsı Veldet Veli Dedoğlu'yla bir takımınız okumuştur. Edebiyat ve tasavvuf üzerinde eserleri var. Mahir İs Hoca yani gayet bilgili bir adam. Yani ama Türkiye buydu. Bunun üzerine nasıl şey yaptık? Yaptık. 1934'te Doktor Eckstein Hitler'den kaçtı. Buraya geldi. Ankara Numune Hastanesi'ne klinik şefi olacak. Pediatristtir. Bakan Refik Saydam dedi ki gidin önce bir tarama yapın Anadolu'da dedi. Yaptı. Neticelere kendi şaşmış. Yani penisilinden, sülfamitten evvel bir takım şeyleri halletmişler. Açlık had safhada değil. Eğitim aynı şekilde bir takım şeyler ama edilmemiş şeyler de var tabii. Bu çok açık. Ben ilkokulda öğrenciyken 50'lerde Ankara'da bile bir takım ihtiyar köylüler evladım buraya gideceğiz bu otobüs bu mu diye soruyor bana, okumayı bilmiyor. Fakat Kars'ta da %90 okuma yazma biliyordu. Türkiye öyle acayip bir yerdir. Yani standardı yoktur. Böyle tek ağızdan konuşulmaz. Çok önemli bir şeydir. Bir eğitim ordusu kuruldu. Bir sıhhiye ordusu kuruldu. Ve bir sürü şeyler yapıldı. Size Nermin Abadan Hoca'nın anılarını vererek kapatıyorum bu faslı. Tamam mı? Şimdi Gazi Yaşargil, dünyaca meşhur nörolog, cerrah, nörosirüjen, Polatlı köylerinden. Biz de Atatürk Lisesi'nde okumuş, Latince bölümünde gitmiş Zürih'e tıp okumuş ve işte büyük adam. Efendime söyleyeyim, Aziz Bey'i biliyorsunuz. Nobel alan, Nobel odur. Mardin'in köylerinden, 6 çocuktan biri. Bunlar böyle, sanayicilerimiz böyle, Asım Kocabıyık falan. Fakat en önemlisi Nermin Hanım. Nermin Hanım'ın anası Macar baronesi, aristokrat bir kadın, iyi giyiniyor Budapest'te, Viyana. Babası da Bosnalı bir kereste tacir, oralarda bulunuyor. Evlenmişler.
çok güzel bir hayat en başta. Özel öğretmenler, okula gitmiyor falan. Sonunda baba ölüverince bizim Bosnalı Süleyman Bey, anası da zaten egoist bir aristokrat kadın. Sen diyor yeterince Almanca, Fransızca öğrendin, git katibi ol, sekreter diyor. Bilmem ne. Bunun nevri dönüyor, gidiyor Türk sefaretine, Behiç Bey'e. Ben diyor bu annem böyle diyor, ben okumak istiyorum. Bana Türkiye'ye göndermek zorundaymışsınız diyor. Evet diyor şey, üçüncü mevki biletler. Ama biletin arkasına 20 tane mektup bir kere. Restoran şefine bu kız diyor, burada gidecek yemek vereceksin 3 gün boyu. Orient Express'te. İşte istasyondaki karakola, bunu alıp mevcutlu vapura götüreceksin İzmir'e. Kaptana mektup, güvertededir yeri, orada kalamaz, himaye edeceksin. İnince İzmir'de karakol, evine götüreceksiniz. Aileden çok iyi yüz bulamıyor amcalardan. Ve doğrudan doğruya kız lisesine atıyor kendini. O sınıftan, kız lisesinden, aynı sınıftan 4 tane profesör çıktı. 3'ünde ben okudum. 4.'sü matematik profesörü, onu da okuyamadık tabii. Ve yazdı şu kadını, Macaristan'da kalsam okuyamazdım bu kadar. Bunu Türkiye temin etti. O bakımdan bizim devlet yapımızda en önemli şeydir. İnsanlar okutulur, insanlar giydirilir. Osmanlı devrinden beri bu böyledir. Yalın ayak gelir köyünden, askeri okula alınır, paşa olur ve usulü erkanı öğrenir, mektepte okur. Bugünkü özel eğitim sistemi yasak değildir. Özel eğitime de karşı değilim. Tarihimizde özel eğitim kurumlarının içinde çok başarılı olanlar vardır. Ama bu tek çıkar yol değildir. İnsanları devlet okutur. Bu çok açıktır. Bunun karşısı düşünülemez. Devlet her şeyi okutur. Ne istiyorsanız onu okutur. Ama devletin okutması başkadır. İkincisi, insanlar ona göre sağlıkları sağlanır, giyimleri sağlanır, beslenirler. Bunlar hep devletin işidir. Ve bunu özel sektörcülüğe döktüğün an ne hayvancılık kalır, ne ziraat kalır, ne de başka bir şey kalır. Bak Çukurova. Akdeniz'in en geniş, en verimli ovası. Türkiye'nin değil, Akdeniz'in. Hiçbir şey yaptıkları yok. Her şey çöküyor. Geçen sene 2 milyar dolar ihracat yapmışlar. Rezalet. İnegöl'deki sandalyeciler bile 1 milyar dolar getirdiler. Bu işler böyle tek başına bırakılmaz, başıboş. Biz kaynakları sınırlı, çalışkan, ahalinin çalışkan, insanların mütebessiş olduğu bir memleketiz. Bunun için bir düzen gerekir. Bu kadar açık. Bu düzen olmazsa iş yürümez. Bu ancak başka rejimde olabilir ama Cumhuriyeti böyle anlamamız gerekiyor. Size saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun.